Herkese merhaba. Videomuzun konusu B1 İngilizce Final Sınavı Listening çalışması olacak. Daha, kanalda daha önce yapmış olduğumuz, yayınlamış olduğumuz bir A1, A2 İngilizce Final Sınavı Listening çalışması var. Ee, ona da göz atabilirsiniz. Kanalın oynatma listelerinden A1, A2 e, sınav oynatma listesinden o videoya da erişebilirsiniz. Bu videoda da birlikte B1 İngilizce Final Sınavı çalışması yapacağız birlikte. Cambridge'e ait bir B1 final sınavı e, dokümanı üzerinden çalışacağız. Şimdi tabi burada bir takım talimatlar var. Talimatları kısaca şöyle bir bakalım. Yani listening sınavı, uluslararası düzeyde bir listening sınavının prensiplerine hakim olmak için. Mesela adaylar için talimatlar var. Bu soru kağıdını açmayın diyor. Size yapmanız söylemeyeceği kadar adınızı, e, merkez numaranızı ve aday numaranızı yazın demiş. Cevap kağıdının üzerine eğer orada basılı değilse. Sonra talimatları dikkatlice dinleyin. Ee, bütün sorulara cevap verin. While you are listening dinlerken write your answers on the question paper. Soru kağıdına yazın cevapları. Ve ardından demiş işte you will have six minutes altı dakikanız olacak sınavın sonunda soru kağıdına yazdığınız cevapları kopyalamak için cevap kağıdına demiş at the end of the test. Testin sonunda hand in both this question paper and your answer sheet hem soru kağıdını hem de cevap kağıdınızı teslim edin şeklinde talimatlar var. Bu arada videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin, yorum yapmayı unutmayın diyorum ve kanala abone değilseniz hala kanala da e, abone olmayı sizlere davet ediyorum. Birinci bölümde şu var, for each question choose the correct answer demiş. Yani her bir bölüm için doğru cevabı seçeceğiz. Şimdi dinlemeler tabii standart olarak iki kere olacak. Birincide ben hiç müdahale etmeyeceğim, birlikte dinleyeceğiz. İkincide Durdurarak e, dinlete dinleteceğim ve doğru cevabı bulacağız. Birinci sorumuz şu: What did the girl buy on her shopping trip? Alışveriş seyahatinde kız ne aldı? E, bunu bulmamız gerekiyor. İlk dinleme için kaydı başlatıyorum. Sample test. There are four parts to the test. You will hear each part twice. We will now stop for a moment. Please. Şimdi bir an için duruyoruz. Please ask any questions now, because you must not speak during the test. Please ask any questions now, because you must not speak during the test. Esnasında, sınav esnasında Now look at the instructions for part one. Şimdi birinci bölüm için talimatlara bakın. For each question, choose the correct answer. Her bir bölüm için look at question bir one. Seç. One. What did the girl buy on her shopping trip? Hi Lucy. Have you been shopping? Yeah, getting stuff for my room at college. What's it like? Well, not large. There's a bed, a desk, but nowhere to put books. And there's only one big light in the ceiling. I'd prefer to have a lamp on my desk, so that's what I got today. If I've got enough money, I'll get some bookshelves next week. They had some lovely big cushions on special offer in the department store. I nearly got one today, actually. So maybe the bookshelves can wait. Evet. Yani şimdi e, kararınızı vermeniz gerekiyor. Bu kız ne aldı acaba alışverişte? Siz e, isterseniz burada videoyu durdurup kararınızı verebilirsiniz. Ben şimdi ikinci dinlemeyi yapacağım. E, birlikte yapacağız ve ne aldığını da birlikte bulacağız. Şöyle Evet. Tamam. Devam ediyoruz. Now listen again. Hi Lucy, have you been shopping? Yeah, getting stuff for my room at college. Hi Lucy, selam Lucy. Have you been shopping? Alışverişte miydin? Yeah, getting stuff for my room at college. Kolejdeki odam için bir şeyler alıyordum. What's it like? Well, what is it like? Nasıl bir şey diyor? Not large. There's a bed, a desk, but nowhere to put books. Evet. Tabii şimdi burada şöyle what is it like deyince e, cevabı daha iyi anlıyoruz. E, neye benziyor? Odan neye benziyor? Well, not large. Büyük değil. There's a bed, a desk, but nowhere to put books. E bir yatak var odada bir çalışma masası var. But nowhere to put books ama kitap koyacak bir yer yok. And there's only one big light in the ceiling. And there is only one big light in the ceiling ve sadece e, tavanda ne var? Bir büyük lamba var. I'd prefer to have a lamp on my desk. I'd prefer, ben tercih ederim to have a lamp, on my desk. Çalışma masamın üzerinde bir lamba olmasını. So that's what I got today. So that's what I got today. Dolayısıyla bugün aldığım şey bu. If I've got enough money, I'll get some bookshelves next week. If I've got some enough money, eğer yeterince param olsa, I'll get some bookshelves next week. Önümüzdeki hafta e, ne yapacağım? Kitap rafları alacağım. They had some lovely big cushions on special offer in the department store. They had some lovely big cushions. Onlarda da e, çok güzel işte büyük e, yastıklar var, koltuk yastıkları on special offer ve özel indirimde in the department store. I nearly got one today actually. Nearly, I nearly got one today actually. Aslında neredeyse bir tane alıyordum bugün. So maybe the bookshelves can wait. So dolayısıyla maybe belki the bookshelves can wait. Ne yapabilir? Kitap rafları bekleyebilir. Yani bir dahaki sefere neyi alabilirim diyor? E, yastığı alabilirim. Peki bu durumda. E, ne aldı kızımız? Lamba aldı kendisine. B doğru cevabımız olacak. Şimdi ikinci soruya geçeceğiz. Two. Why did the plane leave late? Evet, sorumuz bu. Why did the plane leave late? Uçak neden geç ayrıldı? Şimdi bu sorunun cevabını arıyoruz. Müdahale etmeyeceğim. Komple dinleyeceğiz önce. Good morning, this is your captain speaking. I'd just like to apologize for the late departure of the flight. As you know, we had to wait for the runway to be cleared of snow before we could take off and get on our way. We'll arrive in Manchester in about an hour, and we're told the weather on the ground isn't good. There's heavy rain in the city, and we're expecting strong winds at the airport as we land. But we shouldn't be too far behind schedule. Thanks for your attention. It's. Şimdi videoyu durdurup siz burada kararınızı verebilirsiniz. Ben e, cevap için ikinci dinlemeyi durdurarak yapıyorum. Now listen again. Good morning, this is your captain speaking. Good morning, this is your captain speaking. Günaydın, kaplans konuşuyor. I just like to apologize for the late departure of the flight. I'd just like to apologize. Sadece özür demek istiyorum. For the late departure of the flight. Uçağın late departure, geç kalkması için. Ya uçak, uçağın, uçağın geç kalkışı nedeniyle. As you know, we had to wait for the runway to be cleared of snow before we could take off and get on our way. As you know, bildiğiniz gibi, we had to wait for the runway uh, to be cleared of snow. Runway, pist, pistin kardan temizlenmesini bekledik. Before we could take off, And get on our way, take off, havalanmak, get on our way de yola koyulmak. E, yani uh, kalkış yapıp yola koyulmadan önce. We'll arrive in Manchester in about an hour. We'll arrive in Manchester in about an hour, hour bir saat sonra, yaklaşık about an hour. Manchester'a varacağız. And we're told the weather on the ground isn't good. And we are told ve bize söyleniyor the weather on the ground isn't good. Zemi, yani iniş yapacağımız on the ground yerdeki havanın iyi olmadığı söyleniyor. There's heavy rain in the city and we're expecting strong winds at the airport as we land. Uh, evet, uh, şöyle, there is heavy rain in the city, şehirde şiddetli yağmur var, and we are expecting strong winds at the airport. Ve havaalanında strong winds, güçlü rüzgarlar bekliyoruz. But we shouldn't be too far behind schedule. But we shouldn't be too far behind uh, schedule, ama programın gerinde gerisinde kalmamamız gerekiyor. Thanks for your attention. Thanks for your attention. Ee, yani dikkatiniz için yani beni dinlediğiniz için teşekkür ederim anlamında. Dolayısıyla burada da anlıyoruz ki kar pistten, e, pist kardan temizlendiğine göre B seçeneği doğru cevabımız olacak. Devam edeceğiz şimdi üçüncü soruyla. 3. soruda What activity does the woman want to book for the weekend? Kadın hafta sonu için hangi aktivite için e, bu rezervasyon yaptırmak fiil olarak kullanımda rezervasyon yaptırmak istiyor. Önce müdahale etmiyorum. Tamamını bir dinliyoruz. Three. What activity does the woman want to book for the weekend? Hello, I'm just ringing to book an activity at your leisure center for the weekend. I was hoping to book a sailing lesson, but I understand from your website they're all full, so I'm wondering if there are any cycles available to hire instead. There's no information about those. I'd really like to join one of the group rides through the forest. I think I'd enjoy that more than the car racing I tried last time. Could you ring me back to confirm? Many thanks. Ed. Şimdi, eee, kesintili bir şekilde doğru cevabı bulmak için dinleme yapacağız. Siz burada videoyu şu anda durdurabilirsiniz. Now listen again. Hello, I'm just ringing to book an activity at your leisure center for the weekend. Hello, merhaba. I'm just ringing to book an activity at your leisure center for the weekend ben e, Leisure Center, e, ya yani bu boş zaman geçirme merkezi ya da aktivite merkezinde hafta sonu rezervasyon yaptırmak için arıyorum sizin aktivite merkezinizde diyor. I was hoping to book a sailing lesson. E, ben, e, ya yani bunu hobi merkezde diyebilirsiniz yani. I was hoping to book a sailing lesson. Ben bir yelkenli dersi için rezervasyon yaptırmak istiyorum. But I understand from your website, all full. Ama I understand from your website web sitenizden anlıyorum ki they are all full. Hepsi dolu. So I'm wondering if there are any cycles available to hire instead. So dolayısıyla uh, I am I'm wondering merak ediyorum if there are any cycles available to hire instead e, bisiklet var mı? E, ee, available, müsait, to hire, kiralamak için diyor. Inset de onun yerine. There's no information about those. konuda bilgi yok. Web sitesini kastediyor. I'd really like to join one of the group rides through the forest. I'd really like, gerçekten istiyorum, arzu ediyorum, to join, katılmayı, one of the group rides through the forest. Yani ormanda e, grup sürüşlerinden, bisiklet sürüşlerinden bir tanesine katılmayı. I think I'd enjoy that more than the car racing I tried last time. I think sanırım I will enjoy daha çok hoşuma giderdi. That bu more than the car racing I tried last time. Son kez denedim araba yarışından daha çok hoşuma giderdi. Could you ring me back to confirm? Many... Could you ring me back to confirm? Yani onaylamak için bana dönüş yapar mısınız? Many thanks. Many thanks. Dolayısıyla buradan da anlıyoruz ki ee, ne yapmak istiyor? Bisiklet sürüş yapmak istiyor ve doğru cevap ne olacak? A olacak. Ve şimdi e, diğer bölüme geçiyoruz, son kısma geçiyoruz. Bundan sonra da listening çalışmalarını devam ettirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Eğer e, devamını istiyorsanız yorumlarda bunu belirtirseniz iyi olur ve tekrar bu konuda video çekerim ben de. Dördüncü bölümde Which cake will the girl order diyor? Kız hangi pastayı sipariş edecek? 4. Which cake will the girl order? Have you chosen a cake yet? I'm not sure. I guess you're having the lemon one. How did you know? Because you always do. I suppose I do. So what about you? Hmm. I might try the one with the strawberries on you had that last time and you weren't keen on it remember i'd go for the chocolate cake if i were you hmm. the chocolate one does look good might be a bit sweet though oh i think i'll have the same as you evet, şimdi bu sefer siz kararınızı verin, devam edin. now listen again have you chosen a cake yet have you chosen the cake yet Pastayı seçtirme. Present perfect, tense, cümlenin sonunda o yüzden yet var. Soruların sonunda yet oluyor present perfectte. I'm not sure. I guess you're having the lemon one. I'm not sure, emin değilim. I guess you are having a, the lemon one. Sanırım sen limonlu olanı istiyorsun. How did you know? How did you know? Nereden anladın? Did diye etmiş. Because you always do. Because you always do. Çünkü sen hep onu seçiyorsun. I suppose I do. So what about you? Sanırım I suppose I do. Sanırım öyle yapıyorum. So what about you? Peki ya sen? Hmm. I might try the one with the strawberries on. Hmm dedi düşündü. I might try. Might use the ellerle ihtimal. Ben deneyebilirim. The one with the strawberries. Çilekli olanı deneyebilirim. You had that last time and you weren't keen on it, remember? You had that last time. Sen geçen sefer onu yemiştin and you weren't keen on it. Ve çok da beğenmedin Kinon. Sevmek, düşkün olmak. Bilmem bu hatırlıyor musun? I'd go for the chocolate cake if I were you. I would go for the chocolate cake if I were you. Go for tercih etmek demek. Seçmek demek. I would go for the chocolate cake. Ben çikolatalı pastayı seçerdim. If I were you. Eğer senin yerinde olsaydım. Burada if clause ikinci tip var. Mm, the chocolate one does look good. Hmm, dedi. The chocolate one does look good. Çikolatalı olan iyi görünüyor. Might be a bit sweet though. Might be a bit sweet though. Doğru ramen ama anlamında. Ama biraz tatlı olabilir diyor. Oh, I think I'll have the same as you. Oh, I think I'll have the same as you. The same as you. Seninle aynı olan. I think I will have. Sanırım seninkiyle aynı pastayı seçeceğim. Dolayısıyla e, erkek karakter burada neyi seçmişti? Limonlu olanı seçmişti. O da aynısını yemeye karar veriyor ve pastamız C'deki pasta olacak. Yani C doğru cevap olacak. videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Dediğim gibi yani videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. E, yorumlarınız doğrultusunda B1 listening final sınavı listening e, videoları çekmeye devam edeceğim. Başka bir videoda görüşmek üzere.